Evet, yeni bir sağlıklı yaşam programıyla karşınızdayız. Uzun bir zamandır, belki birkaç haftadır canlı yayın yapamamıştık. Benim şehir dışında olmam, biraz da yoğunluk nedeniyle oldu bu. Bu hafta canlı bir yayınla karşınızdayız. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve Sürekli Eğitim Merkezi'nin desteğiyle hazırlanan ve Haber Aks televizyonu aracılığıyla sizlere aktardığımız bu programda bu hafta 3 değerli konuğumuzla çok farklı düşündüğüm bir konuyu ele alacağız. Belki daha önce hiç konuşmadığımız, yaklaşık 3 yıldır yapmış olduğumuz bu programda pek yer ayıramadığımız bir konu. Özellikle de 19 Mayıs Üniversitesi bünyesine kazandırılan bir merkezin yönetim kurulunda bulunan hocalarımızla birlikteyiz. 19 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama Araştırma Merkezi. Psikoloji deyince akla tabii biraz işte stres, biraz bunalma, biraz yorgunluk, pek çok faktör işin içinde olduğu bir durum. İşte psikoloğa mı gidelim, psikiyatriste mi gidelim, yaşam koçluğuna mı gidelim gibi artık kafalarda pek çok soru olabiliyor. Bugün 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki bünyesine kazandırılan Psikoloji Uygulama Araştırma Merkezi ve burada neler yapıldığını, burada neler yapılabileceğini değerli konuklarımızla birlikte işleyeceğiz. Ben önce sizlere konuklarımı tanıtayım. Hemen sağ tarafımda Sayın Yardım Doçent Doktor Ertuğrul Taş, bu merkezin müdürü. Hoş geldiniz programımıza hocam. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Uzun zamandır sizinle bir program yapmak istiyorduk. Daha önce de konuşmuştuk, belki birkaç ay önce. Bugün bunu yapma fırsatı buldu. Hoş geldiniz. Tekrar diyorum sizlere. Teşekkürler. Yine yanımızda müdür yardımcımız Profesör Doktor Bozkurt Koç hocamız var. Hoş geldiniz hocam siz de programda. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de böyle bir programda bizleri davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Bugün böyle bir de psikologumuz var. Uzman psikolog Gamze Hanım, Gamze Birol. Siz de hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Gamze Hanım az önce ben de yeni öğrendim. Yaklaşık 4 ay önce aramıza katılmış Samsun'a. Bütün eğitimi Fransa'da tamamlamış. Klinik psikolog. Az önce programdan önce de kendisiyle konuştuk. Psikolog nedir, klinik psikolog nedir? Veya bunlar arasında nasıl farklılıklar vardır? Siz bir psikoloğa giderken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Belki bu programın sonunda hem bu araştırma merkezini, uygulama merkezini tanıtırken hem de nelere dikkat etmeniz gerektiğini de bileceksiniz. Tabii Samsun'dan ve Samsun dışından programımıza katılabilirsiniz. Samsun alan kodu 0362. Daha sonra da 333-33-54 numaralı telefon hattıyla bizlere ulaşabilir. Hem bu uygulama ve araştırma merkeziyle ilgili hem de kafanıza takılan bu konuyla ilgili özellikle sorular varsa bizlere iletebilirsiniz. Tabii tıp deyince, sağlık deyince vücudun sağlığı, fiziksel sağlığı çok önemli. Fiziksel bütünlük, fiziksel problemlerin olmaması ama ruhsal sağlıkla beraber fiziksel sağlık çok daha iyi bir süreç devam ettirebiliyor. Hocam gerçekten günümüzde bizi strese sokabilecek, kafamızı karıştırabilecek artık çok fazla şey var. Belki milattan önce de bu vardı, milattan sonra da var. Belki 100 sene, 200 sene geçse de bu olacak. Tabii bu teknoloji ilerliyor. Artık ulaşım çağı, bilgisayar, kablolu, kablosuz internetler, bir tuşla her şeye bağlı, işte herkes ulaşabiliyor. Ama bir mutsuzluk da var. Hani ekonomik düzey artabiliyor, çevresel, bir bakıyorsunuz metrolar, ulaşımlar, uçaklar, bunlar 15 sene önce olmayan cep telefonları. Ama bir mutsuz topluluk devam ediyor. Ve bu problemleri de aktarılması gereken birisine ihtiyaç oluyor. Bu bazen bir anne oluyor, bir baba oluyor, bazen bir çocuk oluyor, bazen çok güvendiğiniz bir arkadaşınız olabiliyor. Ama bir hekim, bir psikolog da bazen bu işin içinde bir parçası oluyor. Aslında benim hani hekim kimliğimle gördüğüm şu, burada aktarılması gereken hekim veya psikolog ayağında bir eksiklik oldu. Yani belki buradan alınması gereken yardımın yeteri kadar alınmadığı. Bunun değişik nedenleri olduğunu düşünüyorum ben. Bunlardan bir tanesi hastanelerde verilen hizmetin kalitesiyle ilgili, yöntemiyle ilgili olan problemler olabilir. Bir diğeri de insanların, işte hasta demeyelim artık, belki siz ne diyorsunuz böyle hani size başvuranlara danışan, bilemiyorum. Danışan. Danışan, yani bize danışanların, gelenlerin bir eksikliği, belki bilgisizlik, belki yeteri kadar bu kadar teknolojik imkanlara rağmen internete girildiğinde ulaşılması gereken yeterli bilgiye ulaşamama, bütün bunların içerisinde suistimal, hani gerçekten var olan bir problem var, hani bir akciğer kanseri gibi ya da başka bir tümör gibi ama psikolojik problem, burada hani sanki biraz da bir gizlilik, utanma duygusuyla beraber suistimal de açık. Hani gel diyor sana şurada böyle bir şey yapacağım, böyle yapacağım ve çok ciddi paralar da aktarılabiliyor böyle durumlarda. Her üç katılımcının da aslında burada herhalde konuşulması gereken, verilmesi gereken mesaj bu yönde olacaktır.
Ama özellikle ben sizden hani bu merkezin müdürü olarak bu merkez niye kuruldu? 19 Mayıs Üniversitesi'nde yapılan bu merkez. Ben de onu da söyleyeyim, bu merkezin yönetim kurulundayım. Onun için hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yönetim kurulunda olmaktan da çok mutluyum. Bundan sonra daha yeni kurulan bir merkez. Şimdi hocama söyleyecek. Ama bununla ilgili yapılacak olan çalışmaların her birinde de olmaya devam edeceğim. Hocam buyurun, sizden bu merkezi biraz tanıyalım. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Girişte de söylediğiniz gibi insanlar farklı kaynaklardan stres baskısı altında yaşamaktalar. Ve günümüzde hem psikolojik yardım talebi fazla bulunmakta hem de psikolojiye olan genel bir ilgi var. Bildiğiniz gibi bizim üniversitemizde de psikoloji bölümü, lisans programı ve psikoloji bölümüne bağlı yüksek lisans programı var. Ve gelen öğrenciler de gerçekten çok nitelikli, öğrenme isteyen, arzulayan öğrenciler. Biz öncelikle hem şehrimizde hem dünyada psikolojiye olan genel ilgiden yola çıkarak üniversitemizde kurulacak bir merkezin ki şimdi kurduk, hem lisans programına hem yüksek lisans programına psikoloji bölümüyle ilişkili olarak söylüyorum. Aynı zamanda da diğer alanlardan bu psikoloji alanına ilgi duyan akademisyenlere ve araştırmacılara çalışma alanı vermesini öngörerek tasarladık ve kurduk. Ve hayata geçirdik bu merkezi. Dolayısıyla psikolojinin akademik çerçeve içerisinde çalışılması, bilgi üretilmesi ve bunun alan çalışanlarıyla paylaşılması temel hedefimizdir bu merkez üzerinden. Ve yine merkezimizin diğer hedeflerinden bir tanesi de sizin de söylediğiniz gibi nitelikli akademik olarak kontrol edilmiş bir hizmet sunmaktır. Bu hizmeti sunduğumuz grup temel olarak üniversitemiz içerisinde bulunan öğrenciler ve aynı zamanda da şehirde yaşayan vatandaşlarımızdır. Yani 19 Mayıs Üniversitesi'nde bayağı bir öğrenci var. Yani binlerce bir öğrenci olduğunu biliyoruz. Bunların bütün problemleri varsa buraya her problemle gelebilecekler. Kesinlikle. Zaten üniversitemiz bünyesinde daha öncesinde psikolojik danışma servisi vardı ve bu öğrenciler oraya müracaat edebiliyorlardı. Bu servis de bizim merkezimize aktarıldı şu anda. Merkezimizde çalışan iki tane, şu an için konuşuyorum, görevlendirilmiş psikoloğumuz var, kadrolu. Aynı zamanda 5 tane de akademik statüsü olan ve merkezimizde psikoterapi hizmeti vermek isteyen psikologlarımız var, psikolog akademisyenlerimiz var. Bunlar da bizlerle çalışacaklar ve dolayısıyla hem öğrencilere hem de şehirden ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bu hizmeti sunacağız. Yerini hocam tam hani Samsun'u bilenler veya Samsun dışından üniversiteyi bilenler daha iyi anlasınlar diye tam yerini tanımlamak lazım herhalde. Hastaneye çok yakın. Çok yakın. Kampüsü tanıyor herkes. Tıp fakültesini, fakülte herkes tanıyor. Tıp fakültesine geldiğimiz zaman tıp fakültesinin hemen karşısında araç işletme ya da OMÜSEM binası olarak tanınan binanın içerisindeyiz. Hemen OMTEL'in eski Tepe Oteli vardı. O Tepe Biraz Oteli'nin de yanında. Tarafında, bu tarafında. Evet. Ulaşımı da çok zor değil. Çok hani metrobüsle, metroyla daha doğrusu ve daha sonra da otobüslerle, dolmuşlarla gelinebilecek bir yerde. Hocam, Bozkurt Hocam, bu merkez araştırma ve uygulama da yapmak amaçlı kurulan bir merkez. Elbette. Özellikle herhalde 19 Mayıs Üniversitesi'nde bu alanla ilgilenmek isteyen akademisyenler, yüksek lisans, doktora öğrencileri burada olacaklar. Yani hangi araştırmalar, hangi uygulamalar daha çok temel alınıyor bu merkezde? Öncelikli olarak hocamızın da ifade ettiği gibi bu merkez hakikaten hem üniversite için hem Samsun için hem de Türkiye için ülkemiz için önemli boşluğu dolduran bir merkez vazifesi görüyor. Dolayısıyla bunun çalışma ayaklarından birisini de araştırmalar oluşturuyor. Doğal olarak üniversitede araştırma yapan hem akademik personelimiz hem lisans öğrencilerimiz ve hem de yüksek lisans lisansüstü öğrencilerimiz bulunuyor. Doktora yapan öğrencilerimiz bulunuyor. Bu arkadaşlarımız psikoloji bölümünde lisans veyahut da lisans üstü eğitim alan arkadaşlarımız
bir şekilde araştırdığı konularla ilgili olarak bu birimdeki arkadaşlarımızdan teorik anlamda veyahut da uygulama anlamında bilgi alımları söz konusu olabilecek. Hı hı. Yani böyle bir desteği bulacaklar. Hem nitel hem de nicel araştırmalar yapılabilecek ve bu araştırmalar bağlamında da destek bulabilecek kişiler olacak. Hı. Tabii buraya bu süreç içerisinde bir takım danışanlar gelecek. Bu ailelerden, kişilerden, gruplardan bir takım bilgiler elde edilecek. Yine etik çerçeveler içerisinde belki bu kişilerden elde edilen bilgiler bir şekilde verilere dönüştürülecek ve bu verilerden dediğim gibi etik çerçeveler içerisinde araştırma yapan kişilerin de yararlanma gibi bir olasılığı söz konusu olacak. Hı hı. Ama aynı zamanda hem teorik anlamda hem de pratik anlamda araştırma yapan kişiler buradan bilgi almış olabilecekler. Hı hı. Bu tabii sadece psikoloji bölümü değil. Yani psikolojiyle ilgili olabilecek hem psikolojinin alt dalları, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, deneysel psikoloji, klinik psikoloji ve benzeri gibi birçok alanda çalışan arkadaşlarımız olduğu gibi bir de mesela sosyolojide, tarihte, arkeolojide çalışma yapan arkadaşlarımızın araştırma yaptığı süre içerisinde bu konuda gelip bu birimdeki arkadaşlardan bilgiler alma olasılığı yüksek olacak. Hı hı. Ben şöyle bir örnek vereyim. Arkeoloji bölümündeki bir öğretim üyesi arkadaşımızla birlikte biz mesela irrasyonel düşünce nedir den çıktık yola. Konuşma esnasında şöyle bir şey çıktı. Dedik ki ya acaba bizim nazar boncuğu dediğimiz şey nedir? Hı hı. Bunun tarihsel geçmişi nedir diye tartışırken arkeolojik olarak sembolizmden girdik. Dedik ki antik çağda bunun psikososyal dinamikleri budur. Günümüzdeki işleyiş tarzı da budur. Dolayısıyla biz buradan hareketle aslında şu sonuçları ortaya koyabiliriz. Dolayısıyla bu iki tane farklı alanın yani disiplinler arası alanların da çalışma yapmasına olanak verebilmesi açısından bence harikulade bir yapılanma. Sadece bu değil. İstatistik bölümünden, sosyoloji bölümünden, Türk dilinden arkadaşların bu anlamda yapabileceği çalışmalara en azından bu birimden destek bulma veyahut da az önce ifade ettiğim gibi disiplinler arası da çalışma yapma olasılığını çok yüksek tutacak. Nedir mesela? İşte toplumsal sorunlardan birisi. Bireysel anlamda veyahut da toplumsal anlamdaki sorunlarla ilgili araştırma yapan arkadaşlarımız. Tek yönlü aldığımızda belki bir sosyal konuyu çok yeterli olmayabiliyor. Ama farklı farklı alanlardan arkadaşlar bir konuya baktığında farklı perspektiflerden, farklı pencerelerden dolayısıyla konuyu enine boyuna değerlendirme olasılığı çok daha yüksek oluyor. Evet. Takdir ettiğiniz gibi. Dolayısıyla özür dileyerek mesela bir göç konusu. Bugün toplumumuzdaki insanların birebir yüz yüze olduğu, karşı karşıya geldiği sosyal olaylardan birisi. Şimdi göç olayında bir bireysel anlamda bir boyuttan bahsedebilirsiniz. Yani bu insanlar bir savaş travması geçirdiler. Hocamın da aynı zamanda uzmanlık alanıdır hocamlarım da. Hocalarımın da diyeyim. Bireysel anlamda sorunları yaşıyorlar. Bu anlamda uyum problemleri yaşanıyor. Belki şu anda da zaten var yani. Şu anda mesela Suriye'den Türkiye'ye gelen göçmenler her ilde var. Yani her kesinlikle yerde var. Kesinlikle. Yani normal şartlarda resmi rakamlara göre bildiğimiz kadarıyla 2 milyon 700 bin tane mülteci var. Bazen muhacir deniyor. Farklı ifadeler kullanmakla birlikte mülteci var. Hı hı. Bu resmi olmayan rakamlara göre hocam yaklaşık 3 milyon insan var bu ülkede. Evet. Göçmen. Tabii bunlar adını söyleyin. Belki bizler farklı argümanları, dinamikleri dikkate alarak bu insanlara kucak açtık. Bu insanları bu ülkede misafir ettik. Tabii bu ülkede aslında biz bunlara bu ülkenin insanlarının ne kadar misafirperver, ne kadar yardımsever insanlar olduğunu da gösterdik. Bunu sokaklarda adını söyleyeyim, mahallelerde yahut da bu konuda oluşturulan sivil toplum örgütlerinde görmek de çok mümkün. Biz arkadaşlarımızla beraber bir çalışma kapsamında bir sivil toplum örgütünü ziyaret ettik ve hakikaten gördük ki insanlar oraya belki dişinden tırnağından artırdıklarını getirmişler. Hı hı. Sadece bu insanlara yardım olsun diye yapılıyor. Evet.
Maddi anlamda bu anlamda destekler çok fazla. Hı hı. Tabii bu kapsamda biz de İHA ile birlikte bir proje oluşturmayı düşündük ve bu proje kapsamında yanlış hatırlamıyorsam aile sayısı son görüştüğümüzde 52 kişiydi. O sayı arttı mı tam olarak bilemiyorum ama hı hı. 52 tane aileyi bu süreç içerisinde farklı konular açısından değerlendireceğiz. Hı hı. Bununla ilgili olarak yaklaşık 70 küsür soru hazırladık. Yani Türkiye'ye geliş nedenleri, neden Türkiye'yi tercih ettikleri, Türkiye'den daha sonraki süreçlerde kendi ülkelerine savaşın bitmesi gibi bir durumda gidip gitmeyeceklerini ya da bir başka ülkeye gitmeyi tercih edecekler mi, burayı bir köprü gibi mi kullanacaklar, buna yönelik sorular. Ama bunun yanında şunları da sorduk. Dedik ki, siz bu ülkede yaşıyorsunuz ve bu yaşadığınız süre içerisinde etrafınızdaki insanlardan ayrımcı davranışlar gözlemlediniz mi? Örneğin. Yani bu tip problemler yaşanıyor mu? Var mı? Tabii bu kaçınılmaz olarak toplumdaki insanların her birinin tutumları, bu konuyla ilgili yetişme tarzları, olayı değerlendirişi aynı olmadığı için farklı sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Hı-hı. Örneğin. Dolayısıyla bu süreç içerisinde ortaya çıkan konu, bu ülkeye geldiler, bu ülkede bu insanların yeni doğan çocuklar oldu, okula giden çocuklar var. Orada farklı meslek gruplarındayken, belli bir statüleri varken, doktor olmak gibi, bir öğretmen olmak gibi, buraya geldiğinde belki işsiz statüsünde kaldı bu insanlar, yardıma muhtaç hale düştüler. Dolayısıyla zorlandığı bazı noktalar var. Belki aynı apartmanı paylaşıyor bu insanlar diğer insanlarla beraber. Kültürel benzerliklerimiz var, kültürel farklılıklarımız var. Bunlardan kaynaklanan belki bir takım sorunlar yaşanabiliyor. Hı-hı. Tam da geldiğimiz noktada belki uyum problemi çok ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Hı-hı. Yani bu çocuklar bir defa ve ebeveynler diğer insanlarla anlaşabilme gibi bir problem var. Biz bu konuda yine hocamızla birlikte yaptığımız bir araştırma vardı. Yabancı uyruklu öğrencilerin burada karşılaştığı sorunlarla ilgili ya da değerlendirmelerle ilgili orada öncelikli olarak ortaya koydukları sorunlardan birisinin anlaşamamak karşıdaki kişilerle. Problemini yaşadıkları görülüyor. Bu insanların çocukları var. Bu insanların çocukları okullara gidecekler. Okullara gönderildiğinde belki bu çocuklar kendilerini sınıfa girdiklerinde yalnız hissedebiliyorlar. Bu işin bir boyutu. Suriyeliler açısından bakıldığında. Bir de tabii bunların psikolojik bir takım destek ve bir takım psikoterapilere falan ihtiyacı olacak durumları da tespit edilmiştir belki. Bir diğer boyutu ise hakikaten insanlarımız acaba böyle bir olaya nasıl bakıyorlar? Eksik bırakılan taraf bu. Yani biz Suriyelileri araştırmaya çalışıyoruz. Belki bu kapsamda kamplarını ziyarete de gitmeyi düşünüyoruz. Ama bu ülkedeki insanlar böyle bir olayı nasıl değerlendiriyorlar? Aynı dinden olmuş olmamız, onların da Müslüman olmuş olmaları bir dereceye kadar evet, bu insanları belli konularda tolere edebilmek açısından, yardım edebilmek açısından tamam. Ama belli noktalarda artık sınırlar yavaş yavaş kesişmeye başladığında acaba bu durumlarda neler olabilir, neler yaşanabilir? Mutlaka bunun bir Suriyeliler açısından neler yapılabilir ya da göçmenler açısından neler yapılabilir? Bir diğeri de acaba biz bu konuyla ilgili olarak toplumumuzda yaşayan bu toplumun insanlarına neleri sunmalıyız? Bu konuda ne tarz eğitimler vermeliyiz? Belki bunun üzerinde durmak da gerekmiş olabilir. Belki bu merkezde de bunlar yapacak ama gerçekten nazar boncuğu örneği çok güzeldi o konuşmamızın başındaki. Hani bunu araştırmak isteyen bir kişi, bir arkeolog gelip orada bu çalışmasını çok rahatla yapabilir. Hani bunun pek çok açıdan bakılabiliyormuş nazar. Ama biz sadece nazar boncuğunu şimdi hani nazar almasın işte bir neyse o taktığımız şey. Onun için yapıyoruz ama gerçekten bunun tarihi var, bunun dini bir yönü var, bunun işte arkeolojide bir yeri vardır. Belki çok eski tarihlerde nazar boncukları vardır herhalde. Yani sonuç çıktı mı, evet, sonuçlandı mı onunla ilgili? Kesinlikle hocam. Çok merak ediyorum. Aynen yani. Sizlerin de takdir ettiği gibi, sizlerin de ifade ettiği gibi diyeyim hocam. Enteresandır. Benim uzmanlık alanım aynı zamanda din psikolojisidir. Evet. Daha sonraki alanlarda sosyal psikoloji üzerinde uzmanlığa gittim. Antik çağdan bu yana göz bir şekilde var. Evet. Ve enteresandır. Gözün temel bir takım fonksiyonları var. Yani birisi gözün sürekli sizi gözetleyen bir yapısının olmuş olması, kontrolde tutmuş olması, bir diğeri de korkulan ve baktığında sizi taşa çeviren
bir yapıya sahip olmuş olması. Evet. Tabii o gün bunlar çeşitli, mesela herhangi bir kalkanın üzerine işaretlenmiş konulmuştur. Hı hı. Ya da mesela bir gemide bu figüre rastlarsınız. Yahut da bir başka yerde bu figüre rastlarsınız. Tabii o günden bugüne bir şekilde göz biraz daha farklılaşarak günümüze kadar geliyor. Temelinde yatan asıl argüman, hocam şundan bahsederler. Derler ki hani batıl inanç diyoruz ya, ya da irrasyonel düşünce diyoruz ya. Temel neden şu. Aslında diyor, nedenle sonuç arasında bir ilişki yoktur ama kişiler ikisi arasında bir ilişki varmış gibi değerlendirmesidir diyor. Bu hatadır. Hepimizin yaptığı standart bir şey vardır. Mesela evdeyiz, televizyonun kumandası çalışmıyor. Hemen yaptığımız davranış belki onu şöyle vurmaktır. Evet. Yani vurduğumuzda çalışabilir düşüncesi. Başka örnekler vereyim. Mesela kara kedi. İşte kara kedi önünüzden geçerse uğursuzluk getirir gibi. Buna benzer ya da bir yerde mesela baykuş ötmüşse o muhitte bir cenazenin çıkacağı gibi. Bunun örneklerini çoğaltmak mümkündür. Ama bu örnekler de toplumu gerçekten olumsuz etkileyebilen bir şeydi. Kesinlikle. Yani. Baykuş öttü diye bütün mahalle o geceyi... Mahalle yani o geceyi biraz şey geçirebiliyor. Ama bir şekilde enteresan olan tarafı şudur. İnsanlar ne kadar inanmadıklarını söylemiş olsalar dahi bu ve buna benzer durumlara bazen dikkat ederler. Örneğin hocam mesela bir bıçağı alıp... Evet. Örnek verelim. Elden ele bıçak almak istemezler mesela. Ne yaparlar? Onu şöyle tezgahın üzerine bırakır. Diğer kişi oradan alır. Niye? Uğursuzluk getirileceğine inanır. Ya da işte gidilir. Mesela bir türbeye çaput bağlandığında dileğinin gerçek olabileceğini düşünür. Veya dilek ağacı. Gibi. Ya da adını söyleyin, gelinin ayakkabısının altına mesela şey yazılır. İsim yazılır. İsim yazılır. Niye? Yani. Belki böyledir diye. Ya da toplumumuzda bunlar toplumun birebir içinde yaşadığı ve yaşanan olaylar, şu tür şeyler vardır. Camiden ilk çıkan kişiye gidin, bir tane kilit götürün, kapalı kilidi, onu açın. Eğer açılırsa nasibinizde açılır tarzındaki gibi inanışlarımız var. Şimdi şöyle bakıyoruz, ya buna da inanan olur mu? Hocam araştırmada çıkan sonuç enteresan. Evet. Modern toplum dediğimiz toplum, yani rasyonel düşündüğünü iddia eden toplumda bile bir şekilde bütün bunlara inanmamış olsa dahi bir diğerine inanmış olduğunu görebiliyorsunuz. Evet. Yani bir şekilde bir başka irrasyonel düşünce ortaya çıkmış olabiliyor. Evet. Bu bağlamda. Yani bu gerçekten tekrar dönmek istiyorum. Eğer program zamanımız olursa hani gerçekten inanıyorlar diyorsunuz siz bunlara. Yani bir çaresizlikten mi acaba buna inanç duyuluyor? Hocam, yoksa gerçekten inandıkları için mi buna inanıyorlar? Yani ayakkabının altına isim yazılmasıyla hani kısmeti açılacağını bir insan acaba gerçekten kısmet bulamadığı için mi bunu yazdı? Yoksa gerçekten inanıyor mu buna? Hocam çok güzel bir noktadan yakaladınız. Evet. Hakikaten de şöyle bakılır. İrrasyonel düşünceler veyahut da batıl inançlar ne zaman ortaya çıkar? Evet. Sorusunun karşılığı şurada buluyor. İnsanlar kaygılı oldukları zamanlarda ortada apaçık bir gerçek yoksa ya da belirsizlik durumu çok fazla ise bu tür koşullarda batıl inançların ya da irrasyonel düşüncelerin ortaya çıkma olasılığı çok yüksek. Evet. Şimdi insanlara sorduğunuzda ya aslında bunun gerçek olmadığını biliyorum ama kendimi de bunu yapmaktan alıkoyamıyorum düşüncesinde bir ifade kullandıklarına da şahit olursunuz. Evet. Ama hakikaten bazıları ya bunun da bir sonuç getirebilir. Şunları yaptık ama ya bunu da yapalım. Belki buradan bir şey olabilir diye düşünün. Yani çocuğu artık evlenme aşamasını geçmek üzere ve bu anlamda çok büyük kaygılar yaşayan bir insan ya da önemli bir sınav var hayatında, dönüm noktası onun için bir meslek kariyeri açısından ve benzeri falan. Ne yapıyoruz biz? Bir tane uğurlu nesne alıyoruz yanımıza. Değil mi? Uğurlu nesne diye nitelendiriyoruz. Bu bazen silgi oluyor, bazen kalem. Bazen silgi oluyor, bu bazen kalemimiz oluyor, bazen bir maskotumuz oluyor, onu çantamıza taşıyoruz. Ya da bir uğurlu paramız oluyor mesela. Çantanın bir köşesine koyuyoruz onu. Ve şuna inanıyoruz aslında. Her ne kadar bunu açık şekilde ifade etsek de etmesek de şöyle düşünüyoruz. Ya olursa, yani ya tutarsa vardır ya, yani ya bir etkisi varsa tarzında düşündüğümüz anlarda olabiliyor hocam. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla özür dileyerek hemen şunu söylemek isterim. Belirsizlik ve kaygının olduğu durumlarda insanların bu tip irrasyonel düşüncelere müracaat olasılıkları çok yüksek. Kısaca da hocam, tabii sadece göçten girdik, belki disiplinler arası araştırmalardan bahsettik. Şöyle düşünün, yani toplumda belli bir tutum nasıl oluşuyor, nasıl gelişiyor?
nasıl şekilleniyor mesela? Hı hı. Öyle değil mi? Hı hı. Biz çocuklarımıza bakıyoruz ya, aslında biz böyle değildik ama çocuklarımız niye böyleler? Hı hı. Gençler niye böyle? Ya da dün aileler böyle değildi, sosyal dayanışmamız daha fazlaydı ama bugün geldiğimiz noktada insanlarımız neden daha narsist eğilimler sergiliyorlar? Hı hı. Öyle değil mi hocam? Neden bu yardımlaşma duygularımızı kaybettik? Siz de daha kötüye gittiğini mi düşünüyorsunuz şu an? Daha kötüye gidip veyahut da iyiye gitmekten daha öte hocam, toplumdaki bu anlamdaki bir değerlendirmenin nedenleri, hakikaten bir gerçekliği var mı, yok mu? Hı-hı. Ya da eğer böyle ise bunun arka planındaki psikososyal dinamikler nelerdir mesela? Hı-hı. Enteresan bir olay var. Ben hatırlıyorum küçüklüğümde Turfan'la bir şey alındığında annem bizleri şeye çıkarmazdı, sokağa çıkarmazdı. Derdi ki ya bunu evde yiyeceksiniz, hepimiz yaşamışızdır. Hı. Ya da dışarıya çıktığında bunu arkadaşlarına paylaşacaksın demiştir. Hı. Mesela bize. İşte onu biz daha sonra anlıyoruz, paylaşmanın önemini. Ve bugün mesela bir çocuğumuz, bir gencimiz yolda bir cüzdan bulup bunu görevli kişilere teslim ettiğinde bu toplum artık o çocuğu, o genci ödüllendiriyor. Haberlere çıkarıyor. Tabii ki. Yaşayın. Tam da. Yani böyle bir değişim. Ben hocam bir Gamze Hanım'a döneyim. Gamze Hanım, siz psikologsunuz, klinik psikologsunuz. Bu merkezde bulunuyorsunuz şu anda. Bu merkezde görevinizi devam ediyorsunuz. Neler yapacaksınız o merkezde? Biraz hani, biraz da ben hani psikologla klinik psikolog farkını sizden dinlemek istiyorum. Hem de burada kaç psikolog var? Biraz sonra Ertuğrul Hocam da belki yönetim şeması ve çalışmadan bahsedecek ama hani siz psikolog gözüyle bir bakarsanız olaya. Ben aynı zamanda 19 Mayıs Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde öğretim görevlisiyim. Şimdi farklılıklar var ünvanlarda. Klinik psikologla normal psikoloğun farkları eğitim süreçlerine bağlı uzmanlarımızın. Bildiğiniz üzere psikolog olmak için 4 yıl lisans eğitimi almak gerekiyor. Daha sonra yüksek lisans yapıldığında uzmanlık ünvanınızı alıyorsunuz. Tabii hangi bölümde yüksek lisans yaptığınıza da bağlı. Bu gelişim psikolojisinde olur, klinik psikolojisinde olur veya din psikolojisinde olur. Ben klinik uzmanlığımı elde ettim. Yüksek lisansımı klinik bölümünde gerçekleştirdim. Bu anlamda... Hepsi ama bütün eğitimimiz Fransa'dan oldu. Evet. Ben burada şeyi merak ediyorum. Hani bütün eğitimimiz ve işte bu... lisans programı da orada Avrupa'da bir ki Avrupa'nın işte başkenti diyeceğimiz bir ülke. Oradasınız ve Türkiye'desiniz. Zorlanıyor musunuz mesela Türkiye'deki insan profiliyle Avrupa'daki profil arasında çok ciddi bir fark var mı? Veya da şunu da söylemek lazım. Az önce Bozkurt Hoca'nın söyledi, göç. Mesela orada da Fransa'da da pek çok Türk var. Kesinlikle. Hani buradaki Türklerle oradaki Türklerin psikolojik olarak bir farkı var mı sizce? Ya da sizin bakış açınızda bir farkı var mı? Şimdi çok güzel bir soruya değindiniz. Hem kendi tecrübeme dayanarak da bu sorunuza cevap vereceğim. Tabii ki sistem gerçekten çok farklı. Yani ben eğitim sürecimi Fransa'da tamamladım. Aynı zamanda orada doğma büyümeyim. Dolayısıyla belirli bir entegrasyon adaptasyon süreci yaşadım Türkiye'ye geldiğimde. Yani bu farklılıklar var, çok fazla var hatta. Çünkü... yurt dışında yaşayan Türk toplumu, Türk asıllı göçmenlerimiz işte bir 50 yıl önce iş nedeniyle, ekonomik nedenlerle göç ettikleri gibi orada belirli bir farklı tutumlar sergilenmeye başladı. Yani asimilasyondan ziyade entegrasyon amaçlı davranışlar sergilemeye başladılar veya davranışlar sergileyemediler. Bu yüzden belirli bir gerilim, belirli bir gerilik içerisine girdiler Türk toplumu. Tabii ki bunların hepsi psikolojik olarak zor süreçler. Psikoloji yönünden zihinsel süreçler gerektirir. Adaptasyon yönünden. Buraya baktığımızda yani Türkiye'deki yaşayan toplumla karşılaştırdığımızda farklılıkların olmasının nedeni çünkü yabancı bir toplum içerisinde var olma mücadelesi veriyorsunuz. Yaşama mücadelesi veriyorsunuz. Oradaki Türkler daha zor bir durumda var mı sizce? Kesinlikle. Yani orada olmanın vermiş olduğu şeyler var. Çok büyük zorluklarla karşılaşıyorlar. Peki Avrupa, Fransız halkı Türk halkına göre, yani Türkiye'deki nüfusa göre Fransızlar nasıl? Daha mutlular mı mesela? Ben onu merak ediyorum. Mesela Türkler mi daha mutlu, Fransızlar mı sizce? Şimdi şöyle bir araştırma var. Avrupa'da veya dünya çapında tam hatırlamıyorum. En çok antidepresan kullanan ülkelerden bir tanesi Fransa. Ha, biz daha mutluyuz. Yani bizim kültürel zenginliklerimizden eğer yola çıkacak olursak, evet bir yerde...
Yani böyle çok hani refah, Avrupalaşma ya da işte çok modernleşme de mutluluk için yeterli olmuyor gibi bir sonuç çıkarabiliriz buradan. Kesinlikle yani. Mutluluk için başka şeylere de ihtiyaç var. İlk başta da değindiğiniz konu aslında evet, modern bir dünyada yaşıyoruz. Her şeyimiz elimizin altında, iletişim çağı vesaire. Fakat belirli bir mutsuzluk ve tatminsizlik var. Bu genel bir tutum. Bu sadece Türkiye içerisinde değil, yurt dışında da böyle, Avrupa'da da böyle. Yani genel bir tutum. Hı. Aslında konuşurken aklıma hep o geliyor ama biz aslında mutsuzluğumuzun nedenlerini biliyoruz. Ama çözüme yönelik de çok fazla bir şey yapamıyor muyuz? Yani belki biraz da onu konuşmamız gerekecek gibi. Ama ben Ertuğrul Hocam'a tekrar geleyim müsaadenizle. Ertuğrul Hocam, merkeze tekrar dönmek istiyorum. Yani bu merkez kuruldu, bir amacı var. Belki bu hani neden çıktı böyle bir ihtiyaç? Bu merkez tamam sadece Samsun'a değil ama bütün bölgeye herhalde hizmet vermek amaç. Kesinlikle. Biz hani sanki üniversitedeki öğrenciler ve Samsun'a değil ama sonuçta 19 Mayıs Üniversitesi bölgenin en büyük üniversitesi ki sadece Karadeniz'den değil bütün başka bölgelerden de gelen hastalarımız ve danışanlarımız olabiliyor. Onlara hizmet edecek ama herhalde bunun bir misyonu ve ekibi, bir yönetim şeması olacak ve çalışanlar olacak. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Bu merkezin nasıl şekillendiğini biraz önce kısaca açıkladım. Özellikle psikolojiye olan ilgiden bahsettim ve psikolojik yardım talebi var toplum tarafından. Ve şu anda bunu kim veriyor diye baktığımız zaman genel olarak özel çalışanlar tarafından bu yardım talepleri karşılanmaya çalışılmakta. Ve bu da çok da yeterli olmamaktadır. Yani bütün Samsun ve civar illeri dikkate alacak olursak kolay kolay psikolog bulup ondan randevu alıp belli bir süre yardım almak zor. Hem psikologların doluluğu burada söz konusu hem de özel alandaki çalışan psikologların ücretleri de kamuya göre daha fazla. Özellikle parası olan belirli bir sosyoekonomik düzeydeki bireyler bu ücretli yardımlardan faydalanabilmektedirler. Bizim bu merkezi kurarken temel hedeflerimizden bir tanesi alt gelir düzeyindeki bireylere, aynı zamanda orta gelir düzeyindeki bireylere yardım vermektir. Hı hı. Örneğin kırılgan gruplar diye tanımladığımız, biraz önce hocamızın söylediği göçmen gruplar ya da geliri olmayanlar ya da asgari ücretle çalışan vatandaşlar bizim merkezimize müracaat ettikleri zaman özellikle çalışanlarımızın randevu dağılımına göre belirli bir kotada yardım alabileceklerdir. Hı hı. Bu demek değildir ki bizim dışarıya vereceğimiz hizmetlerimiz tamamen bedava. Hayır, ücret karşılığında yardım alabilecekler. Ama makul bir ücret, aynı zamanda da biraz önce Gamze Hanım'a yönettiğiniz psikolog kim, uzman psikolog kim diye sorularınız oldu. Buradan yardım aldıkları bireylerin hem eğitimleri kontrol edilmiştir, yani üniversite personeli. Dolayısıyla bu bireylerin farklı uzmanlık alanları üretme gibi bir durumları olmayacaktır. Piyasaya baktığımız zaman özellikle psikoloji alanından gelenler var ama aynı zamanda da psikolog olmayan ama farklı eğitimlerle kendilerine bir psikolog kimliği yaratmış olan bireyler de var. Örneğin belki bununla ilişkili olarak eğer ki psikolog yazıyor ise gerçekten psikoloji lisansından mezun olması gerekir. Uzman psikolog yazıyor ise psikoloji lisansı artı 2 yıllık yüksek lisansını bitirmiş olması gerekir. Hı hı. Ama terapist, yaşam koçu, psikoterapist vesaire gibi kavramlara girdiğimiz zaman meslek tanımlamalarına maalesef çok kontrol edilen alanlar değil. Ve bazen alanla ilgisi olmayan ama bazı sertifikaları da almış, yani haklarını vermemek gerekir. Ama bir psikolog söylemiyle, ruh sağlığı alanında çalışan bir profesyonel söylemiyle çalışanlarımız var. Hı. Belki vatandaşların buna dikkat etmesi gerekiyor. Bize müracaat ettikleri zaman biz de kesinlikle öyle bir sorun yaşamazlar. Çünkü zaten çalışan personel, akademik personel. Hı. Merkezimizin yapılanmasına baktığımız zaman
merkezimizde bütün diğer merkezlerde olduğu gibi yönetim birimleri var. Yani bir müdürümüz var, iki tane müdür yardımcımız var. Bunlar akademik unvanı olan arkadaşlarımız. Artı bir yönetim kurulu var. Siz de ben bunun de içerisindesiniz. Evet. Yine Ayşenur Büyüköz'e Kavas Hanım var. Doçent kendisi eğitim fakültesinde. Ve bir de danışma kurulumuz var. Yönetim kurulu biliyorsunuz klasik olarak merkezin idari işlerini yönetir ve perspektifini tanımlar. Bir de danışma kurulumuz var. Danışma kurulumuzda da 5 tane yine akademik çalışan, akademik statüsü olan arkadaşımız var, hocalarımız var. Ve bunlar da merkezin hem çalışmasına bir göz atmakla yükümlü hem de vizyonunu tanımlamakla yükümlü. Yani her sene iki kez onlara yaptıklarımızı anlatıp fikirlerini alacağız ve daha iyi bir hizmet tanımlayacağız, çalışmalarını tanımlayacağız. Ekibimizden biraz önce bahsettim. Ekibimizde temel olarak psikoloji ya da ekipleri tanımlayarak aktarırsam bir psikolojik destek, psikoterapi ekibimiz var. Bunun içerisinde bizde görevlendirilmiş olan psikologlar var. Aynı zamanda üniversitemizden görevlendirilmiş akademisyenler, araştırma görevlileri olacak ve temel olarak psikoterapi, psikolojik destekle ilgili çalışmaları ortaya koyacaklar. Bir de araştırma ekibimiz var. Hocamın da biraz önce detaylarıyla açıkladığı alanda çalışacak görevlendirilmiş araştırma görevlileri ya da projesiyle gelen araştırmacı arkadaşlarımız olacak ya da akademisyen hocalarımız olacaklar. Artı bizim burada çok önem verdiğimiz alanlardan birisi de sosyal çalışmacı ve sosyal hizmet uzmanları. Bizim ekibimizde şu anda bir de sosyal çalışmacı arkadaşımız var. Bunun önemi nedir? Biraz önce kırılgan gruplardan bahsettim. Örneğin bir hafta önce bana bir vatandaş müracaat etti. Benim adıma randevu almış ve sokakta yaşıyor. Hiçbir kalacak yeri, yurdu yok. Sırtında bir sırt çantası ve kim evine kabul ederse eş dost, Samsunlu, Samsun'da yetişmiş, büyümüş bir arkadaşımız. Ama maalesef her şeyini kaybetmiş. Maddi, sosyal ağını, sağlık sorunları var ve parası yok. Hiçbir yerden sıfır yardım, hiçbir devlet kuruluşundan yardım alamıyor. Bu tür vatandaş bize müracaat ettiği zaman zaten psikolojik acısı olağanüstü yüksek. Yani bizim çalışma alanımızın da geçen, psikiyatrinin de devrede olması gereken bir vaka bu. Ve psikiyatri de yetmiyor. Yani bu vatandaşın biz psikolojik acısını tek başına ele alamayız. Buna bir de sosyal müdahale gerekiyor. Yani bu vatandaşın tekrar sosyal kimliğini kazanabilmesi için sosyal çalışmacı ya da sosyal hizmet uzmanı arkadaşımızın bütün kurumlarla, ilgili kurumlarla görüşüp arkadaşımızı tekrar sosyal ağa kaydetmesi gerekiyor ki biz buna çok çok önem veriyoruz ve bu arkadaş da bizimle çalışacak. Genel olarak bu şekilde yapılanıyor ama bir de unutmadan bizim üçüncü temel çalışma psikoloji dedik, psikoterapi, araştırma dedik, bir de eğitim ve ürettiğimiz bilgileri paylaşma faaliyetimiz olacak ki bu çok önemli. Özellikle burada da farklı psikoloji alanıyla ilgili eğitimler, seminerler, sertifika eğitimleri olacak. Ve burada da hem üniversitemizin, özellikle başta üniversitemizde gerçekten çok kıymetli akademisyenler var. Onların katkıları olacak. Hem de yetersiz kaldığımız yerde de dışarıdan uzman akademisyen eğiticileri çağırarak bu tür eğitimleri organize edeceğiz. Zaten daha önce de bir sertifika programları yapıldı herhalde şimdiye kadar ama bu merkez bünyesinde de sizin herhalde bulunduğunuz cinsel terapiyle ilgili biliyorum. OMÜSEM'in yapmış programı, olduğu şey vardı. Eğitimi ben verdim. Hı. Bir de Ankara'dan CİSET'te çalışan Kemal adlı bir arkadaşımız var. Kemal Özkan. Kendisi geldi ve beraber verdik ama OMÜSEM'in sertifika programı. Ona benzer bir şekilde burada Psikolojik Uygulama Araştırma Merkezi'nde böyle programlar olacak herhalde. Kesinlikle bundan sonra da. Örneğin cinsel terapi sertifika programını tekrar
tasarlıyoruz şu anda. Hı hı. Benim OMÜSEM'e önerim ortak yapmak oldu. Yani hı hı. psikoloji merkezi ve OMÜSEM birlikte bu tür hı hı. sertifika programlarını özellikle psikoloji ile ilgili alanları ele alabilirler diye düşünüyorum. Ya da biz kendi akademik yani potansiyel hocalarımızla bunu tasarlayabiliriz benzer sertifikalar. Aslında bu yapılanmaya baktığımızda hani sizin söylediğiniz az önce hocamızın da Bozkurt hocamızın da Gamze Hanım'ın da söylediği gibi aslında bütün bunlardan çıkartılacak sonuç aslında çok kaliteli. Herkesin gelip ama uygun bir yerde, uygun şekilde nasıl yönlendirileceğine kafası karışıksa bile siz orada onun kafasını düzeltip en azından kesinlikle. Hani nerede, nasıl hizmet alacağını söyleyeceksiniz. İşte örneğin Gamze Hanım onun için daha uygun olacak veya başka birisi onun için daha uygun olacaksa ona yönlendirilecek kişi. O zaman bu belirsizliği de kişinin kafasından ya da danışan kişinin kafasından kalkmış oluyor. Bu kesinlikle. Merkeze çok rahatlıkla gelebilecek ve bu merkezde size ulaşacak. Kesinlikle. Belki bir şey daha, zaten bizim biliyorsunuz fakültede psikiyatri servisi var ve zannedersem yoğun da bir talep var. Hı hı. Bu alanda yardım alanlar da özellikle psikoterapi desteğini bizden alabilirler. Yani sadece hı hı. Ilaç ve ya da tıbbi çerçevede yardım belki bazen sorunlarını çözmede yetersiz kalabilir. Onları psikolojik destek ya da psikoterapiyle desteklemek gerekir. Bu tür ek destek çalışmalarını da ortaya koyabiliriz. Yani aslında tabii psikiyatri sadece üniversite değil, bütün çocuk psikiyatrisi ve erişkin psikiyatri, bütün Samsun ve bölgedeki psikiyatristler ve psikiyatri bölümleri buradan hizmet alabilir. Kesinlikle. İkincisi nörolojik hastalıklar, işte ben biliyorsunuz işte MS gibi veya demans gibi veya işte bunların bireylerin de hastalarında bir yakınları da var. Kesinlikle. Yani bakım gerektiren kronik hastalıklarda özellikle hasta ve hasta yakını ayağı var. Bunlar da aynı zamanda psikolojik desteğe ihtiyacı olan önemli bir grup. Yani hastaların da bu merkeze ihtiyacı var, hasta yakınlarının da bu ihtiyacı var. Kanser kesinlikle. Hastalarının kesinlikle. Ve kanser hastası yakınlarının özellikle bu merkeze ihtiyacı var. Bir de tabii sağlıklı görünen toplumda ama yardım ihtiyacı olan ve böyle bir danışma ihtiyacı olan bireyler de kendisi bireysel olarak gelecekler. Ya kendisi ya ailesiyle falan gelecekler. Aslında baktığınız zaman bütün toplumun yani hasta olan, bir tanısı olan ama olmayan zaten hepsinin gelebileceği. Veya uzman bireylerin de yani psikologların, psikiyatristlerin, nörologların, onkologların, cerrahların yani hastalarıyla ilgili veya izledikleri hasta grubuyla ilgili aslında buradan hizmet alabilecekleri bir merkez. Böyle bir merkezin olması bizim için, Samsun için ve bölge için çok gerçekten önemli. Şunu söyleyeyim, tabii ki alan açtıkça talebe karşılık verecek bir yapının, yapılanmanın da olması gerekiyor. Dolayısıyla belki de merkezimizin hem personelini artırması hem de daha farklı hizmet alımı yoluyla uzman arkadaşlarla çalışabilmesi gerekiyor. Bunların hepsinde tasarlıyoruz. Yoksa mevcut imkanlara çok büyük bir alan çizdiniz. Evet. Yok, yani belki temelden hepsinden az az belki başlanabilir ama kesinlikle. Kısa bir reklam arası verdikten sonra hocam oradan kalalım, bu yerden devam edelim. Evet, çok kısa bir reklam arası. Daha sonra Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi neler yapmayı planlıyor onları hep birlikte göreceğiz. Evet.